Almanya'da polis yere yıktığı, yere devirdiği, yatırdığı kişinin kafasına botuyla beraber basar. Neymiş efendim, Fransa'da polis şey kullanmazmış, şey İngiltere'de polis silah taşımazmış. %80'i taşımaz, %20'si taşır. Özel görevliler taşır orada. Ama cop kullanır. Hiç gözünü kırpmadan copunu kullanır. Kafanı patlatır. Belki de daha tehlikeli bizim hale polis, getirebiliyor. Evet. Kesinlikle. Peki bizim polis, bizim polisin belinde silahı olur, kullanamaz. Öyle bir hakkı yok. Yok. Var ama yok. Kullanamazsınız. Efendim bir polis birisini yaraladığı anda bütün Türkiye'de basın ayağa kalkar. STK'lar ayağa kalkar. Siyaset ayağa kalkar. Bürokrasi ayağa kalkar. Efendim nasıl oldu? Bunun daha önce örneklerini anlattım size ben. Diğer yaşadık. Programımızda, eminim diğer programımızda biz bunları anlattık. Vardır. Bir sürü toplumsal olaylarda, bilinçli olarak değil, bir kısmı kazara, bir kısmı ise o anda kaotik ortamın ve toplumsal mücadelenin getirisi olarak. Amerika'daki hakim karar veriyor. Ey polis, sen bunu niye vurdun? Efendim benim bu kişiyle beraber kişisel bir husumetim yok. Toplumsal bir olaydı, orada güç kullandılar. Toplumsal güç kullanılma ortamlarında bana bunu devlet bu silahı niye verdi? Önce kendi canı, bak Amerika'yı anlatıyorum. Önce kendi canımı, sonra da toplumsal huzuru sağlama niyetiyle ben bu silahı kullanmak zorundayım. Kullanmak zorundaydım. Ve hakim kararını verirken, hakimler bağımsız kararları verirler biliyorsunuz. Onlar kararlarıyla konuşurlar. Hakim kararını verirken bu adamla bu adamın hiçbir ilişkisi yok. Toplumsal bir olay olmuş ama hırsızdır ama başka bir şeydir oradaki vurulan kişi. Ve bunun bir kişisel bir olay olmadığına hükmeder. Şahsi ve polisi bir salıverir. Mesele değil. Değil çünkü şahsi mesele de olsun kardeşim. Evet. Yani şimdi futbol olaylarında bizde de olaylar çıkıyor. Sen adam gibi oturursun, maçını izlersin veya bir siyasal bir olay veya bir miting alanında siz yaparsınız. Polis sana niye şiddet göstersin? Polis de bir emir kuludur sonuçta. Onun emir kulu da emir kuludur. Onun emir kulunun emir kulu da emir kuludur. Bir yerlerden bir emir gelir. Kardeşim bu olay kötü yere gidiyor veya durdurun ama haklı ama haksız. Engelleyin. O bir görevlidir. Yani şimdi öğretmenin şöyle bir hakkı var mı? Vallahi ben sisteme kızdım. Milli Eğitim Bakanı'na kızdım. Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na küstüm. Dersi boykot ediyorum. Çocuklara bir şey öğretmiyorum. Deme hakkına sahip mi? Değil tabii ki. Doktor ameliyattan çıkma hakkına sahip mi? Değil tabii ki. Peki polis de o zaman görevliyse oranın asayişini koruyacak veya kullanacak. Polis orada ben görevimi yapmıyorum deme hakkına sahip mi? Olmaması gerekir. Olmaması gerekir tabii ki. O da bir emir kuludur. Ama bizde bir polis düşmanlığı var. Hepimizde bir polis düşmanlığı var. Polisin maaşında çok konuşuruz, özlük haklarını çok konuşuruz. Hakaret ederiz ona. Senin üniformanı kim aldın diye. Değil mi? Bu cümlede kullanılıyor hakikaten. O baskılardan biri de belki bu. Bahsettiğiniz az önce. 365 günün, işte 3 gününün, 4 gününün, bir 10 Nisan'da bir polis etkinliğiyle beraber onlara hatırlanır. Toplum da çok hatırlamaz ya. Aslında sadece kendi teşkilatında, kendi teşkilatları içerisinde bir iki kişi onları ziyaret eder. Bazıları işte bir çiçekler verilir. Törenler belki. Düzenlenir, kokteyller verilir. Genelde devletin üst düzey bürokratının katıldığı. Ama benim polisim yine orada o eğlenceler yapılırken ya otelin etrafında ya yine restoran etrafında aslında. Yine görevindedir o. Benim, ben gariban polisten bahsediyorum. Ben emniyetin müdürünü konuşmuyorum burada. Ben polisin memurunu konuşuyorum burada. Ben polisin memurunu konuşuyorum. Yine görevini devam ettiriyor. Benim polisimin görevinin nasıl yapması gerektiğini değil. Hangi zorluklarla karşılaştığını polisi yönetecek kadar akıllı değiliz. Ama gördüğümüz ortamlardaki sıkıntıları anlatacak kadar da vazifemiz olduğunu düşünüyorum kamuoyu adına. Ben ondan bahsediyorum. Hep bir mobbing, hep bir baskı, hep bir kenarda tutulma gibi bir şey. Biz geçen de bir program yaptık sizinle beraber. Aslında programı 6-7 ay önce yapmıştık. Geçenlerde bazı polis siteleri, polislerin gönüllü olarak kurdukları sitelerde arkadaşlar bize bilgi getirdi. Bizim editör, bu Pürsa Hanım olsun, bir iki arkadaş olsun. Yine bizim haber merkezinden bazı arkadaşlar bir iki bilgi verdiler bize. Dediler ki böyle böyle. Bakalım girelim dedik. Baktık girdik. Efendim en azından yorumları okuyalım dediler. Yayında bizim Samet Bey olsun, Berat olsun. Açtık okuduk baktık. Çok mutlu olduk. Çok memnun oldum. Açıkça buradan da buradan oradaki arkadaşlara da çok teşekkür ettiğimi evet, kolaylıklar diliyoruz kendilerine evet, de bu vesileyle. Teşekkür etmek istediğimi söylüyorum. Devam edeceğiz daha programımıza. Evet. Ve duygulandım da. Duygulandım da. Çünkü bir tanesinin bir cümlesi çok enteresandı. Ya kardeşim bizi de seven varmış. Seviyor veya sevmiyor ölçüsü değildir bu. Ben sevmek için veya çok sevdiğim anlamında bir anlam gibi bir şey için niyetle bunlar yapılmadı. Tabii ki. Bunlar toplumda var olan bir gerçeği analiz edip ortaya çıkarma niyetiyle yapıldı.
Ama o cümle çok manidar. Burcu Hanım, beni üzdü o olay. Yani şöyle üzdü. Demek ki toplumda bizde seven vardı. Bu algıya bak. Şimdi yalnız sen, hissediyor. Elbette ki sen polise silah veriyorsun, cop veriyorsun. Polisin ama özgüvenini elinden alıyorsun. Ne? Niye? Silahını verirsin kullanamaz. Hani polisin görev anında, çalışma anında. Şimdi bakın olaya. Silahını kullansa katil polis olur. Copunu kullansa şiddetçi polis olur. Olayı seyretse polis ne iş yapar oluyor? Neden olaya müdahil değil? Kaçıp gitse korkak polis oluyor. Ne yapacak benim polis? Değil mi? Yapacak bir şey kalmıyor aslında bu saydığınız seçeneklerin dışında. Tutacak kolundan. Beyefendi gel şöyle oturalım seninle beraber. Bir çay içelim. Sen o kaotik ortamda yani öyle bir ortam olayda, zaten yok. Evet öyle bir ortam olabilir mi ya? Olabilir mantıken mi? Olabilir. Mümkün değil. Çocuk kreşte görev yapmıyor ki. Şey polisler kreşte çocuk diyorum. Polis kreşte mi görev yapıyor? Yetişkin tehlikeli ve, tehlikeli ve iyi olmayan insanların da olabileceği yerler. Ha toplumsal olaylar da var tabii ki. İyi insanlardan oluşan bazen yürüyüşler olur, mitingler olur, sendikalar hareketler olur. Ama orada birisi çıkar bir provokatörlük yapar. Bir anda ortalık allak bullak olur. Evet. Ve polis orada bir görev yapmak zorundadır. Stresli bir ortam. Kesinlikle. Kaotik sürekli bir ortam. Kaotik bir ortamda maalesef. Şimdi bakıyorum. Kimse sahip çıkmıyor. Bir olay oluyor polislikle ilgili, teşkilatla ilgili. Her mesleğin içerisinde bir sürü şeyler var, olumsuzluklar var. Bunların hepsini bir kenara koyacağız. Evet. Ya arkadaşım, toplumda insanlar kademe kademedir. İyileri var, kötüleri var, yarı iyi var, yarı kötü var. Tabii ki herkesi kategorize etmeye kendine göre, fıtratına göre farklı insanlar var. Ben basının polise kolay kolay çok şey yazdığını görmedim. İyi şey yazdığını görmedim. STK'ların çok polisin yanında olduğunu görmedim. Ya dedim ya az önce milletvekili bile bizim polisimizi tokatlayabilme hakkına sahip olabiliyor. Kanun, ki yaşandı kanun, böyle bir kanun olay. Kanun da bunu engelleyemiyor. Kanun da bunu engelleyemiyor. Yaşandı bu olay. Evet yaşadığımız bir olay. Sarhoş, sarhoş içkiyi içer. Polis onun hayatını kurtarmak için elinden gelen bir takım şeyler yapar. Sarhoş onu hakaret eder. Küfreder. Ama buraya geldiği zaman da buraya bana da hakaret etseler ben dalarım. Hiç kusura bakmayın. Ben burada tiyatro oyuncusu değilim. Efendim ağzım böyle muhabbet edemem. Sokakta. Gayri ihtiyari kim olursa olsun. Avrupa'da da böyle bu. Ben Avrupa'da okudum. Hakaret edilen insan tahammül edemez. Efendim bu bakıyoruz sosyal medyalarda polisin aşırı işte orantısız şiddeti uygulaması şusu busu. Kardeşim bunun önüne git bakayım. Bunun önünde ne var? Daha adamın çoluğu çocuğuna ailesine hakaret ediyor adam küfrediyor. O anda iş. Ben nasıl sabretmeliydi görev yapmalıydı şunu. Sen yap bakayım. Onu yapan adamın karşısında geçerim. Aynı küfürleri ona yaparım. Bakayım ne kadar bana tahammül edebiliyor. Artı kariyer sahibi olmuş tipler vardır. Biraz da parası vardır. Polisin en ufak uygulamasında kendilerine yapılan bir uygulamayı asla ve asla zorlarına gider. Değil mi? Kabul edemezler.